Bu derste sözcük nedir? Bunu göreceğiz. Ayrıca Türkçe sözcüklerin özelliklerini ve sıralanışını göreceğiz. Sözcük nedir? Tek başına anlamı olan ya da kendi başına bir anlam taşımadığı halde cümle içinde görev yapan ses ya da ses topluluklarını biz sözcük diyoruz. Mesela tatlı, dil, güzel, dükkan, bal, bir, iyi, bilge gibi sözcükler tek başlarına anlamı olan sözcükler. Yalnız tek başlarına bazı hallerde anlamı olmayan ama kendisinden önce ve kendisinden sonra gelen sözcükler arasında anlam ilişkisi kuran da kelimelerimiz, sözcüklerimiz vardır. Bu arada sözcük ve kelime birbirinin eş anlamlısı. Yani yazılışları farklı ama anlamları aynı. Şimdi bazı bu tek başına anlamı olmayan ama sözcük cümle içinde diğer sözcüklerle anlam ilişkisi kuran kelimelere örnek verecek olursak güzel etkili bir konuşma buradaki H yazılmış ama ile olacak. Güzel etkili bir konuşma ile açamayacağımız kapı yoktur derken bu ile bir tek başına anlamı olmayan ama fark ettiyseniz önceki kelime ve sonraki kelime ile bir anlam ilişkisine giren bir kelime oluyor. Bizimki ise boş oturup dururmuş. Buradaki ise de gene aynı şekilde kendince anlamı olmayan, kendi başına anlamı olmayan ama cümle içinde sözcüklerle birleşince anlamı olan kelimelerimizden bir tanesi. Şimdi Türkçe sözcüklerin özelliklerine bakarsak, burası önemli. Dikkatlice dinleyelim. Türkçe sözcüklerin başında iki tane ünsüz olmaz. Mesela kravat burada K ve R görüldüğü gibi iki tane ünsüze Türkçe sözcüklerin başı başlamaz. Bu Türkçe sözcük değil, Türkçe bir kelime değil, yabancı bir kelime ama tabii biz günlük hayatımızda bunları kullanıyoruz. Maalesef bize geçmiş bunları kullanıyoruz. Hala kullanmaya devam edeceğiz ama Türkçe kelime olmadığını bileceğiz. Hatta bunların yerine kullanabileceğimiz Türkçe kelimeler varsa onları kullanmakta da fayda var. Ama genelde maalesef yabancı kelimeler Türkçemizde günlük hayatımızda kullanıyoruz çok fazla. Mesela spor burada S ve P ikisi yan yana gelmiş cümlenin kelimenin başına. Doğal olarak spor da bir Türkçe kelime değil ama biliyorsunuz ki çok kullanılıyor günlük hayatımızda da. Ya, televizyonlarda olsun, haber kanallarında olsun birçok yerde kullanılıyor. Gene aynı şekilde spiker burada S ile P birleşip cümlenin başına gelmişler. Bu da aynı şekilde Türkçe bir kelime değil. Tren, plan, burada plan denmek istenmiş. Stadyum, grev gibi sözcükler Türkçe kelimeler değil. Çünkü başlarında iki ünsüzle başlıyorlar. Türkçe sözcüklerin başında ve ortasında da J ünsüzü bulunmaz. Bu da bir eğer başında veya ortasında J ünsüzü bulunan kelimeler de Türkçe kelimeler değil. Ama tabii günlük hayatta bunları da çok kullanıyoruz. Bunlarla örnek olarak orada Japon, jandarma, jilet, ajda bakın buradakiler J'ler kelimenin başındayken ajda ise kelimenin ortasında olmasına rağmen ya da bagaj cümlenin sonunda olmasına rağmen Türkçe kelimeler diye Türkçe kelimelerde J harfi kullanılmaz. Kullanılırsa bu bir Türkçe kelime değil. Türkçe sözcükler büyük ünlü uyumu kuralına uyar. Bunu sonra daha detaylı büyük ünlü uyumunu daha sonra öğreneceğiz. O yüzden burayı hızlıca geçiyorum. Ve Türkçe sözcüklerde aynı ünsüzler yan yana bulunmaz. Burada örnekte gördüğümüz gibi ciddiyet iki tane de yan yana bulunmaz. Bu da bir Türkçe kelime değil. Teselli derken iki tane L yan yana gelmiş. Türkçe kelime değil. 50 gene aynı şekilde Türkçe kelime değil. Bakkal, okka, hoppa.
Bunlar Türkçe kelime değil. Ama dediğim gibi artık iyice kullandığımız kelimeler günlük hayatta. Tabii kullanmaya devam edeceğiz ama Türkçe kelime olmadığını da bileceğiz. Bunları yerine kullanabileceğimiz Türkçe kelimeler varsa da bunları kullanmaya dikkat edeceğiz. Bir diğer Türkçe sözcüklerin, Türkçe olmayan kelimelerin özelliklerinden, Türkçe sözcüklerin özelliklerinden, Türkçe sözcüklerin sonunda, şurada W yazılmış ama B, C, D, G ünsüzleri de bulunmaz. Yani mesela Muhammed kelimesinin sonundaki D kelimesi, bu bize Muhammed kelimesinin Türkçe bir kelime olmadığını gösteriyor. Tabii Muhammed özel bir isim. Muhammed'in yerine kullanabileceğimiz Türkçe bir kelime yok. Doğal olarak Muhammed'i kullanmaya elbette devam edeceğiz ama Türkçe kelime, Türkçe sözcük olmadığını bileceğiz. Mesela iceberg, iceberg tamamen Türkçe kelime değil. İngilizce bir kelime. Bunun yerine iceberg demek yerine buzdağı kullanabiliriz. Buzdağı tamamen Türkçe bir kelimedir. Böylece Türkçemizi daha da güzelleştirebiliriz. Sözcüklerin sıralanışına gelecek olursak, biliyorsunuz ki sözcük sıralaması bizim alfabemizi öğrendiğimiz A, B, C, D'den başlayan Z'ye kadar giden sıralama bizim için önemli. O yüzden bizim bu sıralamayı iyice bilmemiz lazım. Buraya ben şimdilik yazayım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, pardon, yumuşak G'yi unuttum. Yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Şimdi bunlar bizim alfabemizin sırası aslında, harf sırası. A'dan başlıyoruz. B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z şeklinde gidiyor. Bu sıralamayı mutlaka ezberleyelim, öğrenelim. Çünkü sözcükteki sıralanışı da çok önemli. Bilmediğimiz bir kelimeyi mesela bulmak için gene bu sıradan. Eğer ben D ile başlayan bir kelime arıyorsam D'nin olduğu bölüme gitmem lazım. Ardından ikinci harfine bakmam lazım. İkinci harfinde sırası gene sözlükte aynı şekilde sırayla gider. Buna örnek olarak burada kaç tane? 6 tane bir kelime verilmiş. Bunlar sıralanması istenmiş. Şurada. Güzel, arkadaş, bal, dükkan, şehir, sirke kelimelerini sözlük sırasına göre ilk harflerine bakmamız yeterli olacak. Şimdi bunu sıralarken ilk harflerine bakıyoruz. İlk harflerine baktığımızda hangisi daha önce geliyorsa ilk öne onu yazıyoruz. Baktığımızda ilk harfleri G var, A var, B var, D var, Ş var, S var. Arkadaş kelimesi gördüğünüz gibi alfabede de A diğerlerinden önce geldiği için arkadaşı birinci sıraya yazdık. Ardından baktığımda G, B, D, Ş, S kelimelerinden B yani bal daha önce geliyor. O yüzden balı ikinci sıraya aldım. Bunları işaretleyebiliriz yerine koyduğumuz için. G, D, Ş, S var. D diğerlerinden önce geliyor. G ve Ş ve S'den. Doğal olarak dükkan 3. sıraya gelecek. Aynı şekilde gene G, Ş, S arasından önde gelen gördüğünüz gibi Ş ve S'den daha önce geliyor G. Doğal olarak G bizim 4. sıramızda olacak. Yani güzel kelimesi. Gördüğünüz gibi ilk harflere bakarak aslında ben bu kelimeleri ne yapıyorum? Sıralıyorum sözcük sırasına göre. Ardından şehir ve sirke. Burada da gördüğünüz gibi S şeyden daha önce geliyor. Doğal olarak sirke 5. kelimem olurken şehir 6. kelimem olacak. Şimdi burada önemli olanlardan bir tanesi
Eğer baş harfleri aynı olursa, hatta ikinci harfleri, hatta üçüncü, dördüncü harfleri de aynı olabilir. O zaman ne yapacağız? O zaman ilk önce baş harflerine bakıyoruz her zaman gibi. Mesela buradaki 5 kelimenin hepsi M ile başlıyor. Baş harfleri aynıysa ne yapıyorum? İkinci harflerine bakıyorum. İkinci harfleri de İ ile başlıyor. Gene aynı hepsi. Ne yapacağım? Üçüncü harflerine bakacağım. Üçüncü harfinde bunda N var. Bunda D var. Bunda K var. Bunda S var. Bunda da N var. Bu harfler arasında hangisi önde geliyorsa birinci olarak ilk sıraya onu yazacağım. Baktığımda N, D, K, S, N kelimeler arasında D önde geliyor. Yani D'nin olduğu MIDI kısmını birinci kısma yazdım. Sonra N, K, S, N arasında da K diğer harflerden önde geliyor. Doğal olarak mikrobu ikinci sıraya yazdım. S ve N arasında iki tane N var. Fark ettiyseniz aynı. N S'den daha önce geliyor. Doğal olarak bu minare ve minderin üçüncü harfleri de aynı olduğu için dördüncü harflerine, yani buradaki D, buradaki de A. Dördüncü harflerine bakacağım. A mı önde geliyor, D mi önde geliyor? A önde geliyor. Doğal olarak minareyi de üçüncü sıraya koyuyorum. Sonra da D gelecek. Bu da dördüncü sırada. Ve en sonda da misafir S harfiyle gelen son sırayı almış olacak. Gördüğünüz gibi sözlükteki sıralanışa göre sıralamak bu şekilde. İlk önce ilk harflerine bakıyoruz. Ardından aynılarsa ikinci harflerine, sözlük sıralamamıza göre bunları sıralayabiliriz. Ama bizim bu harflerin sıralanışını öğrenmemiz, bilmemiz bizim için çok faydalı olacaktır. Şimdi 29 harfimizin sırasını az önce söylemiştik. Alfabemizde 29 harfimiz var. X, Q gibi yabancı kökenli kelimeleri biz kullanmıyoruz. Alfabemizde yok. Ya da W gibi. Bunlar İngiliz alfabesinde var. Türk alfabesinde yok. Bu kelimeleri İngilizce dersinde görürsünüz genelde, ama kafanız karışmasın. Bu bizim, eğer böyle bu harflerin oluştuğu bir Türkçe bir kelime görürseniz bilin ki o kelime Türkçe kelime değil. Evet, bu ders burada bitti. Diğer derste görüşürüz.